Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz günler içerisinde kardeş şehirler arasında yer alan Çanakkale'ye yapmış olduğu parkın açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirmişti. Şahinbey Belediyesi Gaziantep sınırlarını dışına taşıdığı hizmet anlayışını Siirt'te de ortaya koydu. Kardeş şehirlerinden olan Siirt'e 14 bin metrekare üzerine yaptırdığı Şahinbey Çocuk Dünyası Parkı açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Ethem Sancak ve Zeynep Alkış, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşat Taşkın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yapmış olduğu parktan dolayı teşekkür ederek, aslında hep birlikte insanlığın tarifini, kardeşliğin tarifini, çocukluğun tarifini yapıyoruz. Eğer temiz bir kalp arıyorsak hep birlikte çocuklara bakmalıyız. Bugün Şahinbey Belediyesi'nin Siirt Belediye'mizde kardeş belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği bu oyun parkı projesi bana göre bizim bakışımızın, anlayışımızın bir numunesi olarak burada durmaktadır, dedi. Şahinbey Belediyesi'nin Siirt Belediye'mizde kardeş belediyelik çerçevesinde gerçekleştirdiği bu oyun parkı bana göre bizim bakışımızın ve anlayışımızın en önemli numunesi olarak burada durmaktadır. Bu vesileyle bu parkı burada açan hem Şahinbey Belediye'mize, kıymetli başkanımız Tahmazoğlu'na, değerli Siirt Belediye'mize ve Siirt Belediye Başkanımız Ceyhun Bey'e her birinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 109 ayrı çocuk oyun grubunun oluşturduğu bir parkla karşı karşıyayız. Neredeyse çocuklarımızın her birinin farklı bir oyun parkında oynayabileceği, oyun grubunda oynayabileceği bir parkın bütün estetiğiyle beraber Siirt'e yakıştığını çok net bir şekilde söylemeliyim. Biraz önce burada otururken kıymetli Cumhurbaşkanımız, sizin sevgiliniz Recep Tayyip Erdoğan Bey'i aradılar. Ve özellikle sabahtan beri Siirt programlarımızı kendisine arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada Şahinbey Belediyesi'nin açtığı bir parkta açılış yapmak üzere olduğumuzu söyleyince hem Siirt'te hemşehrilerine hem buradaki çocuklara, annelere ve babalara selamlarını iletti. Ben üzerimde bir yüktür, size selamlarını iletiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Şahinbey Belediyesi'nin önemli hizmetler yaptığını ve bunu yakinen takip ettiğini belirterek, Allah bizi hep bu tür şenliklerle ve açılışlarda bir araya getirsin. Şehrimize böyle bir tesisin kazandırılması sevindirici bir hadise. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu park Siirt'te Gaziantep arasında 9 ay önce tesis edilen kardeşliğin sadece lafta kalmadığının çok güzel bir işareti oluyor. Ben Şahinbey Belediyesi, Siirt Belediyesi ile kardeş şehir olduğunu öğrendiğimde bayram ettim. Açıkçası kurası sonrasında herhalde Siirt'in tarihi değişiyor diye düşündüm. Çünkü Şahinbey Belediyesi'nin neler yaptığını söyledi. Ben Şahinbey Belediyesi Siirt'in payına düştüğünü öğrendiğimde bayram ettim açıkçası. Vekil olarak ben de o toplantıdaydım ve bir tür kura gibi oldu. Eşleştirmede Şahinbey çıktığı zaman oh dedim. Herhalde Siirt'in tarihi değişiyor. Siirt'in tarihi olumluya, devranı olumluya doğru dönüyor. Niye? Çünkü Şahinbey Belediyesi'nin neler yaptığını biliyorum. Şahinbey Belediyesi'nin çok değerli, genç, dinamik başkanı, karizmatik başkanı, demin konuşmalarını izlediğiniz, hakikaten Gaziantep'te harikalar yaratmış bir arkadaşımız, bir başkanımız. Bu harikalarla sözlerini yerde bırakmayan, sözünün arkasında durabilen, söylediğini yapabilen bir başkanımız, arkadaşımız, kardeşimiz. Onun Siirt'e gerçekten çok çok ciddi bir katkıda bulunacağına adım gibi emindim ve sevincim gerçekten yerine karşılığını buldu. Bugün böyle bir tesisi bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle bir tesisi bize kazandırmış olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmasoğlu belediye olarak sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, bundan yaklaşık 8 ay önce İçişleri Bakanımız ve Sayın Başbakanımız bizleri Ankara'ya çağırdı. Siirt'te kardeş belediye olduğumuzu ilan ettiler ve bize bir görev verdiler. Siirt'te daha yakın bir mesai çalışması içerisinde olmamızı emrettiler. Biz de o günden bu yana bir başkan yardımcımızı buraya görevlendirdik ve sıkı bir çalışma içerisine girdik ifadelerini kullanarak şunları söyledi. Ve sıkı bir çalışma içerisine girdik. Çünkü belediye çok önemli. Yaptığı her çalışma halkı doğrudan ilgilendiriyor. Yapmadığı her şey de halkın hayatını zorlaştırıyor. Belediye başkanlığı çok zor bir görev ama çok da sevaplı. Onun için bu emaneti aldığımız günden beri gerek Gaziantep'te Şahinbey'de, gerek burada, gerek başka bölgelerde sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca bizim Siirt'e bir vefa borcumuz var. Genel Başkanımız, Reisimiz, Cumhurbaşkanımızı buradan yeniden seçtirerek siyaseten önünü açtınız. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'nin önünü açtınız. Siirt halkını yürekten kutluyor ve alkışlıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bu vefa borcu olarak sıkı bir çalışma içerisine girdik ve özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın en çok kullanacağı parkımızı Kayyum Belediye Başkanımız bize bu alanı tahsis etti. Çok kısa bir süre içerisinde 13.700 metrekare bu alan spor alanlarıyla, çocuk oyun gruplarıyla ki zemini tamamen kauçukla kaplı, çocuklarımız düştüğü zaman zarar görmesin diye ve haberini alıyoruz gece yarılarına kadar Siirtli çocuklarımız ve anneleri, babaları burada vakit geçiriyorlar. Güle güle kullansınlar. Parkımız hayırlı olsun. Yine Siirtli 200 tane gencimizi Gaziantep'li gençlerimizle beraber Çanakkale'ye götürdük. Şu anda bizim Şahinbey'de yürüttüğümüz bir Çanakkale projemiz var. 2015 yılında başladık. Her gün bir uçak kaldırmak suretiyle şu ana kadar Şahinbey'de 53 bin lise öğrencimizi Çanakkale'ye götürdük. Ve götürmeye devam ediyoruz. İnşallah 7 Eylül'de yeniden seferlerimiz başlıyor. Hafta sonlarında da Siirtli gençlerimizi otobüsle Gaziantep'e getiriyoruz. Bir gün Gaziantep'i gezdirdikten sonra tekrar uçakla onları da Çanakkale'ye götürüyoruz. Bu programımız da inşallah devam edecek. Siirt Belediye Başkan Vekilimiz 14 bin metrekarelik bu alanı bizlere tahsis etti. Biz de bu alanı çocuk oyun grupları ile gezi alanları, çocuk oyun alanları yaptık. Gece yarılarına kadar Siirt'te çocuklar, anneleri ve babaları burada vakit geçiriyorlar, güle güle kullansınlar. Sadece burası değil, 15 tane parkın yenilenmesi konusunda fiziki destek sağladık dedi. Çocuk Dünyası Parkımız 14 dönüm üzerine 109 adet çeşitli oyun gruplarının bulunduğu, 68 adet çatılı bankın konulduğu, yeşil alanlarıyla, basketbol sahalarıyla halkımızın huzur içerisinde, çocuklarımızın keyif içerisinde vakit geçirdikleri bir alana dönüşmüştür. Geceleri burada vatandaşlarımızın özellikle geçirdikleri o kıymetli vakit bizim için çok değerlidir. Bunu gururla, huzurla ifade etmek istiyorum. Şahinbey Belediye'miz bugüne kadar yaklaşık 4 milyon liralık şehrimize destek ve yatırımda bulunmuşlardır. Aynı zamanda ekipman, personel ve fikir desteğiyle bizimle Şahinbey Parkımız hayırlı olsun! Maşallah ya.